أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün Ramazan ayıyla alakalı bir ders yapacağız inşallah. Tabi dersle alakalı şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Dersi 3'e böleceğiz. 3 bölümden oluşuyor öncelikle. Ramazan ayının öbür aylara olan fazileti, yani daha faziletli olduğuna dair birkaç tane sözden bahsedeceğiz. Bununla beraber Ramazan ayından önce yapılması gereken hazırlıklar ve Ramazan'ın içinde mutlak olarak yapmamız gereken ibadetler diye 3 kısma ayırabiliriz. Peki bunu geç mi yaptık? Evet, biraz geç yaptık ama en azından biz bu dersi bu şekilde yapalım. Bir dahaki sene Müslümanlar dinledikleri zaman gerekli hazırlıklarını yapmış olurlar. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi nedir en çok? Çünkü biz Şaban ayını geçirdik. Recep ayı geçti, Şaban ayı geçti. Ramazan'a yakın bir vakitte yapıyoruz bunu. Dolayısıyla bizim için daha çok önemli olan Ramazan ayında yapmamız gereken ibadetler ve Ramazan'ın fazileti. Ama bunu bir dahaki sene dinleyecek olan arkadaşlar ne olmuş olur? En azından Şaban ayında yapmaları gereken hazırlıkları da yapmış olacaklar. Öncelikle bu. İkinci bir durum, şunu söyleyeceğiz. Biliyorsunuz her biriniz Ramazan ayını biliyorsunuz. Orucun ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Oruç nedir? Savun dediğimiz şey. Yani kelime olarak bir kişinin kendisini tutmasıdır, engellemesidir. Şer'i manası olarak da kişinin imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve benzeri şehevi duygulardan uzak tutmasıdır. Oruç olarak biz bundan bahsediyoruz. Ama bizim bugün daha çok bahsedeceğimiz oruç Ramazan ayı orucu. Onunla alakalı. Ta ki bu Ramazan bizim için bambaşka bir Ramazan olsun. Bu Ramazan bizim için dolu dolu geçsin. Çünkü biz neye önem veriyorsak onun hazırlığını yaparız. Çünkü Allah Azze ve Celle münafıklar için ne diyor? Şayet onlar cihada çıkmak isteselerdi onun için hazırlık yaparlardı. Biz de Ramazan ayı için hazırlık yapalım ki Allah Azze ve Celle gerek bizim işlerimizi kolaylaştırsın, bizi o ibadetlere muvaffak kılsın. Bunu diyeceğiz yani. Onun için öncelikle bu bilgiyi vereyim. İkincisi, şunu söylüyorum hemen, tekrar başlıyorum. Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu dersi bugün bitireceğiz. Uzun da olsa bitirmeye gayret edeceğiz. Siz de Allah için dinleyin diyebilirim. Evet. Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğü nedir? Ramazan ayı bütün aylardan daha hayırlıdır. İbnül Kayyım öyle diyor. Neden öyledir diyor? Çünkü diyor ki Ramazan ayında Kadir gecesi vardır. Ve onun son 10 günü de bütün günlerden daha hayırlıdır. Dolayısıyla birinci sebep şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğünün sebeplerinden bir tanesi nedir? Kadir gecesidir. Çünkü o ayda Kadir gecesi var. Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. Birincisi bu. Ve o ayda biliyorsunuz ibadetler çokça yapılırsa ecirleri çokça olur. Bununla alakalı başka bir müjde var mı başka bir günde? Hayır. Sadece Ramazan ayında ve Kadir gecesi için bu müjde vardır diyebiliriz. İkincisi, Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğü sebeplerinden bir tanesi de nedir? Çünkü bu ay öyle bir aydır ki bu ayda Kur'an indirilmiştir. Bu ay öyle bir aydır ki bu ayda Kur'an indirilmiştir. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir diyor. Ayetle sabit. Onun için bu ayın öbür aylardan daha hayırlı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu ayda ne olmuştur? Bu ayda Kur'an indirilmiştir. Yine Allah Azze ve Celle Duhan suresinde der ki İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreketin. Muhakkak ki biz onu, yani Kur'an'ı o mübarek günde indirdik.
mübarek gecede indirdik. Nedir? Hangisidir? Yani Kadir gecesi. Kadir gecesi nerede? Kadir gecesi Ramazan ayının içinde. Evet. Başka ne diyebiliriz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan ayını ararken bize ne diyor? Neyi tavsiye ediyor? Son 10 günde arayın diyor. Tekli sayılarda arayın. Demek ki Kadir gecesi Ramazan ayının içinde. Evet. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Bize bunun delilini gösteriyor. Yine Ramazan ayının faziletlerinden bir tanesini anlatan başka bir hadis var ki bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İbrahim'in sahifeleri Ramazan ayının ilk gecesinde nazil oldu. Tevrat Ramazan'ın 6. gecesinde nazil oldu. İncil Ramazan'ın 13. gecesinde nazil oldu. Zebur Ramazan'ın 18. gecesinde nazil oldu. Kur'an ise Ramazan'ın 24. gecesinde nazil oldu diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ahmed'in tahric ettiği hadisi ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz ki bu gece ve bu ay o kadar mübarektir ki Allah Azze ve Celle bütün kitapları bu ayda indirmiştir diyebiliriz. Evet. Üçüncüsü ise bu ayın öbür aya üstünlüğünü zikredecek olursak bu ayda biliyorsunuz kardeşler cennet kapıları açılır. Tamamıyla açılır. Cehennem kapıları kapanır. Ve bununla beraber şeytanlar zincire vurulur ve bağlanır. Dolayısıyla başka bir ayda böyle bir müjde var mı bizim için? Hayır yok. Sadece bu ayda var. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ Ramazan geldiği zaman فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennet kapıları açılır. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ Ve cehennem kapıları, ateş kapıları kapanır. وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ Ve şeytanlar da bağlanır. Başka rivayette ise وَسُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ Şeytanlar zincirlenir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şöyle bir soru gelebilir. Madem ki şeytanlar bağlanıyor, o zaman bu aylarda niye insanlar hala günah işliyor? Mesela içki içen var, zina yapmaya devam eden insanlar var diye bir soru sorulacak olursa şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki burada kastedilen şudur. Birinci görüşü naklediyorum. Şayet kişi oruca gereği gibi riayet ederse zaten bu haramların çoğundan korunmuş olur. Peygamberin kastettiği de budur. Yani sen şeriata uyduğun sürece bu ay gerçekten de yani manevi bir şekilde şeytanlar bağlanmış olacak ve bununla beraber cennet kapıları açılmış olacak, cehennem kapıları kapanmış olacak. Ama sen şeriata uymazsan bu senin için geçerli değil diyeceğiz. Birinci kısım alimler bunu söylüyorlar bu hadisleri açıklarken. İkinci kısım alimler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki buradan kastedilen azgın şeytanlardır. Yoksa normal şeytanlar değildir. Ama azgın şeytanlar bağlanmıştır. Bunda hiçbir şüphe yoktur diyorlar. Bu da hadise ters değildir. Uyumludur. Yine başka bir görüşte ise diyor ki bu ayda gerçekten de yani gözle görülür bir azalma var günah açısından. Hayır açısından gerçekten bir artma var. Hiç kimse bunu inkar edemez. Bu bilimsel olarak ortaya koyulmuş. Ramazan ayında günahlar daha da azalıyor ve hayırlar daha da artıyor. Bütün dünya genelinde. Peki bunu neye yoruyorlar? Bunu şuna yoruyorlar kardeşler. Diyorlar ki her ne kadar şeytanlar bağlanmış olsa bile insanın nefsi, insanın istekleri, insanın hevası zaten başlı başına şeytan olmuş. Dolayısıyla şeytanı bağlasam bile şeytanın ordusu, şeytanın arkadaşları onların yaptığı işi yapmaya devam ediyor. Bu şuna benzer kardeşler. Cezaevinde bir tane adam var. Bir cemaatin lideri, kötü bir lider. Dışarıdaki memurlarına emrediyor. Şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Şimdi bu adamın içeride olması bir şey ifade eder mi? Hayır. Zaten dışarıdakiler o içeridekinin emirlerini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu da bu baptan değerlendirilebilir diyebilirim. Ondan dolayı Fethul Bari'de İbn Hacer meseleyi bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla şeytanların bağlanmış olması hadise ters değildir. Gözle görülür azalmayı da apaçık bir şekilde görüyoruz. Dördüncüsü ise kardeşler bu ayın öbür aylara üstünlüğü şu şekildedir. Biliyorsunuz bu ayda özel ibadetler vardır. Mesela çokça Kur'an okumak gibi, fitir sadakası gibi,
teravih gibi veya bolca sadaka vermek gibi ve benzeri daha zikredebileceğimiz özel ibadetler olduğu için zaten en özeli de oruç tutmaktır o ay. Ondan dolayı bu ayın öbür aylara üstünlüğü dört şekilde, bu şekilde alimler açıklamışlardır. Peki insanlar bu ayda kaç kısımdır kardeşler? İnsanlar bu ayda iki kısımdır. Birinci kısım insanlar var ki bunlar bu ayı panayır ayı gibi görüyorlar. Yani eğlence ayı, film izleme ayı, sabaha kadar oturup da hiçbir ibadetle meşgul olmayıp da gaflet içinde yatma ayı görüyorlar. Görürsünüz Ramazan ayında stoklar tükenir. Görürsünüz Luna Parklar dolar taşar. Görürsünüz pidecilerin önünde kuyruklar almış başını gitmiş. Siz zannedersiniz ki bu insanlar çok oruç tutuyorlar. Gündüzleri çok acıkıyorlar. Geceleri de yemek yiyorlar zannedersiniz. Ama halbuki böyle bir şey yok. Bunların oruç moruç tuttuğu da yok. Tutanlar da bir gün, iki gün, üç gün tutuyor. Beşinci gün tamam ben diyor görevimi yaptım bırakıp gidiyor. İşte gaflette olan insanlar bunlardır. Bu ayı panayır ayı gibi görenlerdir. Uyduda acaba hangi dizi çıkacak, hangi film çıkacak? Bütün zamanını bununla harcayan insanlardır. Dolayısıyla bu insanlara biz ne diyeceğiz? Biz bu insanlara diyeceğiz ki yazık. Yazık. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bedduasıyla karşı karşıya geldiler. Neden? Aleyhissalatü vesselam her kim bu aya erişirse ve kendini Rabbine bağışlatmazsa, bunun yollarını aramazsa burnu yere sürsün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dediğim gibi hazırlık yapmıyorlar ama bakarsınız ki bütün stoklar tükenmiş, marketlerde bütün her şey bitmiş. Alırlar eve stoklarlar sanki bir daha gıda alınmayacak gibi. Ama ibadet adına hiçbir şey yapmazlar. Birinci kısım insanlar bunlardır. İkinci kısım insanlar ise bunlar bu ayı takva ayı, arınma ayı gibi görenlerdir. Yani ben bu aya ulaştığım zaman korunacağım ve bir sene boyunca işlediğim günahlardan dolayı Rabbime bağışlanma dileyeceğim. Yani arınacağım, temizleneceğim gibi görenlerdir. Şimdi buna bakın bir de ona bakın. Ve sizin de bildiğiniz gibi kardeşler bu ay öyle bir aydır ki ve bu insanlar, bu bahsettiğim ikinci sınıf insanlar bu aya öyle bir hazırlık yaparlar ki ta Recep ayından hazırlık yaparlar. Ta Recep ayından. Çünkü derler ki Recep ayı ekin ayıdır. Şaban ayı sulama ayıdır. Ramazan ayı hasat toplama ayıdır derler. Neden? Çünkü öncesinde sen ne yapacaksın? Bunun hazırlığını yapacaksın. Kendini alıştıracaksın ibadetlere. Hatta bununla beraber sürekli dua edeceksin. Ya Rabbim beni Ramazan'a ulaştır. Ya Rabbim bizi Ramazan'a kavuştur. Niye sürekli böyle dua ediyorlar? Ta ki günahlarından arınsınlar diye. Çünkü bu ay öyle hayırlı bir aydır ki kardeşler. Vallahi billahi bu ay öyle hayırlı bir aydır ki insanlar bu konu hakkında çok gafletteler. Bu ayın ne kadar hayırlı bir ay olduğunu bilselerdi bunun için çok mücadele ederlerdi. Bu aya kavuşmak için çok büyük mücadele ederlerdi diyebilirim. Evet. Ramazan ayına girmeden önce kişinin yapması gereken hazırlıklar. Bu da ne zaman olur? Recep ve Şaban ayında olur biliyorsunuz öncesinde. Bunlardan birincisi kardeşler samimi bir şekilde tövbe etmek. Samimi bir şekilde tövbe etmek. Yani ne yapacaksın? Ramazan'a girmeden önce birine zulmettiysen ondan helallik isteyeceksin. Bir günah işlediysen tövbe istiğfar dileyeceksin. Neden? Ta ki Ramazan'a buruk girme. Şeytan seni bir yerden yakalayıp aman ha aman Allah seni bağışlamaz zaten böyle bir günahın var demesin diye. Ondan dolayı sen öncesinde tedbirini alacaksın ve samimi bir şekilde tövbe edeceksin. Yani bu aya kalbin kırık değil de mutlu bir şekilde gireceksin. Onun için Allah Azze ve Celle bütün müminlere ne diyor? وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا Tövbe edin. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Bütün müminler hep beraber Allah'a tövbe etsinler. Allah'a dönsünler. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki iflah olurlar. Bu emir bütün müminler için. Şimdi biri diyebilir ben öyle bir günah işlemedim veya birine zulmetmedim. Hayır. Tövbe etmek biz Müslümanların
hasletlerindendir. Sürekli tövbe etmemiz lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki kendisi gece gündüz namaz kılan, Allah Azze ve Celle'nin sürekli kendisine vahyettiği şahıs, buna rağmen kendisi ne diyor? Kendisi diyor ki ben ki günde 100 kere Allah'a tövbe istiğfar ediyorum. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah ve etubu ileyh diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına bunu öğretiyor kardeşler. Bu da çok önemli bir noktadır. Yani dilimize tövbe istiğfarı alıştırıp Ramazan'a tertemiz bir şekilde girmek, en azından kalbi kırık olanların gönlünü almak, en azından bir konu hakkında günah işlediysek bu konu hakkında Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, bu öncesinde yapılması gereken hazırlıklardan bir tanesidir. İkincisi, dua edeceksin kardeşler. Dua edeceksin. Nasıl dua edeceksin? Dua ile alakalı bir bölüm daha gelecek. Ramazan'ın içinde yapılması gereken dua. Ama bu bahsettiğim Ramazan'dan önce yapılması gereken dua. Selef nasıl dua edermiş? Selef Ramazan'dan 6 ay önce "Ya Rabbim bizi Ramazan'a kavuştur" diye dua ederlermiş. Ramazan'dan 5 ay kadar sonra da "Ya Rabbim Ramazan'da işlediğim ibadetleri, yaptığım ibadetleri kabul et" diye dua ederlermiş. Ne oldu? Senenin tamamı dua ile geçti. Onun için sizler de ne yapacaksınız? Sizler de Ramazan bittikten sonra "Ya Rabbim işlediğimiz ibadetleri kabul et" diye dua edin. Ondan sonra Ramazan'a yaklaştığınız zaman "Ya Rabbim beni Ramazan'a kavuştur. Ya Rabbim beni Ramazan ayına kavuştur" diye dua edin. Ve bununla beraber ne için dua edin? "Ya Rabbim bize amellerimizi kolaylaştır" diye dua edebilirsiniz. Recep ayında, Şaban ayında bunları yapabilirsiniz. Evet. Üçüncüsü, bu ayda büyük bir sevinç duymak. Yani bu ayın geleceğinden dolayı büyük bir sevinç duymak, büyük bir mutluluk duymak yine bu ayın hazırlıklarındandır. Biliyorsunuz kardeşler, insanlar iki türlüdür dedim ya. Bir tür insan var ki Ramazan ayı gelecek diye "Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşçileri nasıl çalıştıracağız? Saatler değişti, ne olacak?" diye düşünenler var. Bir de müminler var, Müslümanlar var. Elhamdülillah, Ramazan ayı gelecek, bereket ayıdır, hayır ayıdır, orada Kadir gecesi vardır, İnşallah çok güzel olacak diyen insanlar vardır. Şimdi biz bu bedbahlardan olmayalım, bu müminlerden olalım. Dolayısıyla Ramazan ayı gelmeden önce onun gelmesini istedikten sonra geldiği zaman da ondan dolayı sevinç duymaktır. Yoksa yüzü kapkara kesilen insanlar gibi olmamaktır. "Eyvah, yine Ramazan geldi, oruç tutacağız" diyenler gibi olmamaktır. Maalesef böyle insanlar da vardır. Ama bunun sebebi nedir? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi cehalettir. Cehalet onları bu şeye yapıyor. Mesela adam bazı ibadetleri yapamadığı için ne yapıyor? Ramazan'ın gelmesini hiç istemiyor. Bu da şeytanın kandırmalarından bir tanesidir kardeşler. Sen bir ibadeti yapamıyorsan da yine de Ramazan'ın gelmesini iste. Çünkü Ramazan'da büyük hayır vardır. Büyük ecir vardır. Bir günahına bir günah daha katma. Yapamıyorsan Allah'tan yardım iste. Allah sana kolaylaştırsın. Ama bunun dışında kesinlikle Ramazan'ın gelmesinden dolayı üzüntü duyma, sevinç duy. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? De ki bu Allah'ın fadlı ve rahmetidir. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ De ki bu Allah'ın fazlı ve rahmetidir. Ve bu Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin dünyada topladıklarınızdan daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Yani sen dünyada mal mı topladın, mülk mü topladın? Ramazan ayında sana çok para mı gelecek? Allah Azze ve Celle diyor ki benim verdiğim rahmet, benim verdiğim fazilet senin dünyada topladıklarının hepsinden daha hayırlıdır. Ama sen bunun bilincine var. Bunun bilincinde ol. Ahiret endeksli yaşarsan bu böyledir yani. Allah Azze ve Celle bize ayette bunu söylüyor. Dördüncüsü kardeşler, Ramazan'a hazırlıkla alakalı şunu söyleyebiliriz. Müslüman şuna dikkat edecek öncelikle. Ramazan ayında şayet geçen sene tutamadığın orucun varsa işte Recep Şaban ayı geldiği zaman o oruçlarını bitir artık. Kazalarını yerine getir, vicdanını rahatlat. Biliyorsunuz gerek Müslüman yolculuk yapmış olabilir,
hasta olmuş olabilir. Kadınlarda bu olaylar çok oluyor. Hayız olmuş olabilir. Oruçlarını tutamamış olabilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri Şaban ayına kadar tutamadıkları zaman o ay bitirirlerdi. Üzerlerinden bir sene geçmezdi. Yani Ramazan ayına vicdanları rahat, borçsuz bir şekilde girerlerdi. Onun için borcu olan kardeşler kesinlikle Şaban ayında bu borçlarını tamamıyla yerine getirsinler, oruçlarını tutsunlar diyebilirim. Beşincisi ise oruçla alakalı, Ramazan ayının faziletiyle alakalı mutlaka öncesinde Müslümanların bir bilgiye sahip olmaları lazım. Bu konu hakkında kitap okumaları, ders dinlemeleri lazım. Bunları yapmadıkları takdirde biraz önce söylediğim gibi neye üzüleceğini, neye sevineceğini bilemez. Neyin hayır, neyin hayır olmadığını da bilemez. Onun için şu anda bizim yaptığımız gibi bu konu hakkında ne yapacağız? Ramazan ayının faziletiyle alakalı, orucun faziletiyle alakalı dersler yapmak, bilgi edinmek yine Ramazan'a hazırlık kapsamındadır diyebiliriz. Altıncısı ise kardeşler, öncesinde Müslümanların bir program yapması gerekiyor. Ben bu ay şunu 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 yapacağım. Birinci gününden 30. güne kadar veya 29. güne kadar programını yapsın ki Allah ona kolaylaştırsın. Niyeti halis olsun. Bunu yapmadığın takdirde önüne başka şeyler geliyor. Yok şuradan misafir geldi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Dolayısıyla bu sizi ne yapar? Bu sizi hayırdan alıkoyar. Sen programını yapacaksın, programının dışına çıkmayacaksın. Ben bugün bu programı yaptım, bundan sonra da böyle yapacağım diyerek öncesinde hazırlık yapmanız sizin hayrınızadır. Çok önemlidir. Yedincisi kardeşler, kendi eşine, çocuklarına bu konu hakkında bilgi vermen. Onlarla bir şeyler paylaşman, onlara hükümlerini bildirmen ve en önemlisi öncesinde çocuklara oruç tutturmanız. Oruç tutturmanız. Neden? Öncesinde çocuklara oruç tutturacaksın ki onlar da alışsın. Alışsın. Ramazan ayı geldiği zaman onu da rahat bir şekilde tutabilsinler. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensar'dan olan kasabaya haber yolluyor. Diyor ki bugün bir şey yiyip içmeyenler oruç tutsun. Aşure gününden bahsediyorum. Bir tane sahabe annemiz Rubeyyi radıyallahu anha kendisi diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gönderdiği haberden sonra orucumuzu tutardık. Hiçbir şey yemediğimiz için o günü oruçla geçirirdik diyor. Hatta çocuklarımıza da oruç tuttururduk. İftar vaktine kadar onlara oyuncak yapardık. Acıktık diye ağladıkları zaman onları oyalardık diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Sahabe annelerimiz, sahabeler bu konu hakkında gayretli idi. Yani çocuklarına orucu emrederdi, namazı emrederdi, onları teşvik ederdi. Bu çok önemli kardeşler. Yine Ömer radıyallahu anhu bir gün orucunu bozup da içki içen bir adamı yakalıyor ve kendisine diyor yazık sana. Bizim çocuklarımız bile oruç tutuyor. Senin yaptığına bak diyor. Ve o adama tazir cezası uyguluyor. Bunu niye anlattım? Demek ki sahabe çocukları oruç tutuyordu. Biz de ne yapacağız kardeşler? Çocukların gücü nispetinde onlara oruç tutturacağız. Kişiden kişiye değişir. Çocuktan çocuğa göre durum değişebilir. Ama kişi 9'dur, 7'dir, 8'dir, kimine göre 10'dur. Allah Azze ve Celle en doğrusu biz. Ama çocuklarınızı alıştırın. Tembel bırakmayın. Ta ki büyüyünce bu konuda gevşeklik göstermesinler diyebiliriz. Ve sekizincisi ise kardeşler Şaban ayında çokça oruç tutmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam Şaban ayında çokça oruç tutardı. Sordular Peygamber aleyhissalatü vesselama. Ey Allah'ın Resulü bu ayda neden bu kadar çok oruç tutuyorsun? Diye sordular. Çünkü aleyhissalatü vesselam önceki aylarda bu kadar oruç tutmazdı. Sahabenin dikkatini çekiyor. Peygamber'e soruyor aleyhissalatü vesselam. O da diyor ki Recep'le Ramazan ayında insanlar gaflette oluyor. Gaflette oluyor. Yani bu ayda insanlar demek ki ibadete önem vermiyor. Aleyhissalatü vesselam insanların dikkatini çeksin diye bunu yapıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep çünkü diyor o ayda ameller Allah Azze ve Celle'ye arz olunuyor. Arz olunuyor.
Ben de amellerimin bu şekilde Rabbime arz olunmasını istiyorum diyor. İkinci hikmet olarak. Üçüncüsü ise alimler şunu söylüyorlar. Şaban ayında oruç tutmanın hikmetlerinden bir tanesi. Nasıl ki diyor sen farz namazından önce sünnet kılıyorsun. Ne yapıyorsun? Kendini hazırlıyorsun farza. Bu da böyledir diyor. Öncesinde oruç tutuyorsun. Nefsini buna hazırlıyorsun. Ta ki Ramazan'a hazırlıklı bir şekilde gir diye. Aynı revatip sünnetlere benzetiyor alimler bu ibadeti. Dolayısıyla bu anlattığım meseleler bu baptandır. Her birini kişi ne yapabilir kardeşler? Şaban ayında ve Recep ayında öncesinde hazırlık yapabilir. Yapmak zorunda. Hazırlığın olmadığı bir oruç biraz önce verdiğim örnek gibi Allah muhafaza eksik olur. Sıkıntılı olur. Noksan olur. Ama biz hazırlığımızı yaptık Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Ondan sonra Ramazan ayına girdik. Rabbimize gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? İbadetlerimizi yerine getirebiliriz diyebilirim. Evet, şimdi üçüncü bölüme geçtim kardeşler. Bu bölümde ise Ramazan ayında özellikle yapılması gereken ibadetler. Özellikle yapılması gereken ibadetler. Öncelikle hepinizin bildiği gibi bu ayı bu ay yapar nedir? Oruçtur. Değil mi? Ramazan ayı orucu diyoruz. Yani bu ayın nişanesi oruçtur. Dolayısıyla bu ayda özellikle oruca önem vermek lazım. Yani ben oruç tuttum. Farz olduğu için tuttun. Eksiklerini falan yerine getirdin mi? Yok. Farz olduğu için biz zaten Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrudur. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu. Kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bak hikmetini de söylüyor. Umulur ki takvalı olursunuz. Sen şimdi oruç tuttun farz diye yerine getirdin ama takvalı olmadın. Demek ki sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Eğer oruç seni fuhşiyattan alıkoymuyor, gıybetten alıkoymuyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki oruç kalkandır. Sizden biri kalkanına dikkat etsin. Yani kalkanını delmesin. Kalkanı ne deler? Gıybet deler. Kovuculuk deler. Yalan konuşmak deler. Ve gereksiz muhabbetler, gereksiz sohbetler, Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı sohbetler, konuşmalar onu deler. Peki onu ne tamir eder? Tövbe istiğfar onu tekrar tamir eder. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin sizin yemekten, içmekten uzak kalmanıza ihtiyacı yok ki. Şayet sizden biri yalan söylerse Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Sizden biri gıybet yaparsa Allah Azze ve Celle'nin bunlara ihtiyacı yok. Dolayısıyla oruç tuttuk deyip de her şeyi salmak doğru değildir. Maalesef toplumda böyle bir algı var. Onun için biz orucu bileceğiz ki nasıl bileceğiz? Oruç öyle bir ibadettir ki kardeşler, oruç öyle bir ibadettir ki Allah Azze ve Celle her iyiliğe 10 ve 700'e kadar ecir veriyor. 10 ve 700'e kadar. Ama Allah Azze ve Celle oruç onun mükafatı bendedir diyor, bende. Ve hiç kimse de bilmiyor onun mükafatını. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onun mükafatını verecektir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 1 milyar mı? 100 milyon mu? Bilmiyoruz. Belki ne kadar çok takvalı olursak, sünnete ne kadar çok uygun hareket edersek Allah Azze ve Celle ona göre bize ecrini verecektir. Dolayısıyla bunu böyle düşünmemiz lazım. Şayet biz orucun hayrını, güzelliğini düşünüp tefekkür etmezsek o zaman ne olur? O zaman boşuna aç kalmış oluruz. İbadet ederken boşuna ibadet etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizden bunu istemiyor. Bilinçli bir şekilde bu ameli yapmamızı istiyor. Bilinçli. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim Ramazan ayının farziyetine inanarak ecrini de Allah Azze ve Celle'den umarak bu ayı geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Yani sen bu orucu düzgün tutarsan Allah Azze ve Celle sana mükafatını ve istediklerini kat kat
verecek diyebiliriz. Bununla alakalı dediğim gibi birçok rivayet var ama ben yine söylüyorum, en önemlilerden bir tanesi de kişinin oruç tutarken ecrini bilmesi. Ecrini bilmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin sana vereceği mükafat o kadar çok olabilir ki, dedim ya, 1 milyon mu olur, 100 milyon mu olur, 1000 mi olur, bilemiyoruz. Öbür ecirler bellidir. 10'dur, 700'dür. İkisinin arasıdır. Ama orucun mükafatı belli değildir. Senin yaptığın hareketlere göre, senin yaptığın ibadete göre Allah Azze ve Celle kat kat arttırabilir de. Ve yine oruç öyle bir şeydir ki kardeşler, oruçlu olan insanlar, Reyyan diye bir kapı var cennette, o kapıdan çağrılır. Bunu bileceksiniz, bunu düşüneceksiniz. Aç kaldığınız zaman Rabbim beni bu kapıdan çağırmasını istediğim için ben aç kalıyorum. Yoksa sen niye aç kalıyorsun? Niye yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden kendini ısıtlıyorsun? Bunu kendine sor, cevabı burada işte. Çünkü Allah Azze ve Celle bana farz kıldı. Çünkü Allah Azze ve Celle bana diyor ki mükafatı çoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki Reyyan diye bir kapı var. Oruçlular oradan çağrılacak. Ve benzeri şeyler zikredilebilir. Evet. İkincisi, bu ayda özellikle yapmamız gereken ibadetlerden ikincisi de Kur'an okumak kardeşler. Kur'an okumak. Zaten biraz önce dedim ya, bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an indirildiği için Müslümanlar bu aya ayrı bir önem vermeleri lazım. Kur'an tilavetine. Düşünüp tefekkür etmeleri lazım. Yani burada da tabii iki bölüm açabiliriz. Bir, çokça Kur'an okumak. İki, o Kur'an'ı anlayarak, tefekkür ederek, düşünerek ve kalpler haşyet duyarak kişinin ağlaması ve Kur'an'a karşı saygılı olmasıdır. İki noktadır. Evet, Kur'an'ı çokça okuma konusunda bugün toplam okuyor ama okuyor. Hatimler indiriyor. Yüzlerce, binlerce her bir camide bakıyorsun. Peki anlıyorlar mı? Anlamıyorlar. Yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Haşyet duyuyorlar mı? Duymuyorlar. Demek ki bizim kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz bu değil. Evet, bu da olması gerekiyor ama kastettiğimiz bu değil. Peki ne olacak kardeşler? Selefi Salih'in buna çok önem gösterirdi. Bu ayda geri kalan bütün ibadetleri bırakırlardı. Yani hadis ilmiyle mi uğraşıyor selef? Bırakıyordu. Veya fıkıh ilmiyle mi uğraşıyor? Bırakıyordu. Sadece Kur'an'a yöneliyordu. Sadece Kur'an'a yöneliyordu. Kardeşler, Kur'an gerçekten üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken önemli bir şeydi. Önemli bir konudur. Zaten İbn-i Teymiye hapishanede yazdığı yazıda şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor keşke başka şeye verdiğim o zamanı sadece Kur'an'ı anlamak için vermiş olsaydım. Yani geri kalan zamanlarıma yanıyorum, üzülüyorum. Neden ben o zamanlarımı da Kur'an'ı anlamak için harcamadım diyerek İbn-i Teymiye hapishane mektuplarında böyle bir şey yazıyor. Çok önemli. Tefekkür etmek, düşünmek önemlidir. Ve kardeşler, dedim ya, bu ayda ayrı bir önem var. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı okuyordu, anlıyordu, tepki veriyordu. Biliyorsunuz bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'un Kur'an okumasını istedi kendisine. Dedi ki İbn-i Mesud, ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum? Dedi ki ben onu dinlemeyi de severim. Her ümmetin başına bir şahit, seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olur deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam baktı ki gözlerinden yaşlar dökülüyor. Dedi ki dur yeter dedi. Yeter dedi. Aleyhissalatü vesselam Kur'an'a karşılık haşyet duyan, gözleri yaşla dolan bir peygamberdi. Ashabı da öyleydi. Abdullah İbni Mesud bir gün anlatıyorlar. Diyorlar ki Abdullah İbni Mesud işte gece kalktı, öyle ağır ağır Kur'an okudu. Ağır ağır. Yani böyle normal birine namaz kıldırdığı gibi okudu diyor. Ve sabaha kadar onu okudu diyor. Ve burada önemli yerlerde sahabe ne yaparlardı kardeşler? Önemli olan yerlerde tekrar eder. Onun üzerine düşünür, tefekkür ederlerdi. Çok önemli bunlar. Maalesef birçok insanın düştüğü hatalardan bir tanesi budur ki Kur'an'ı evet okuyor, hatmediyor ama üzerinde düşünüp tefekkür etmiyor. İmam Beyhaki'nin Sünen'inde
Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, hani Allah Azze ve Celle Necm suresinde diyor ya, şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Yani bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz. Deyince, işte bu ayet inince Ashab-ı Suffe'den olan herkes ağlamaya başlıyor. Herkes ağlıyor ve bununla beraber bakıyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyle beraber ağlıyor. Yani buna duyarsız kalmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle siz bu söze şaşırıyorsunuz, gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz deyince sahabe o gafillerden olmamak için ağlamaya başlıyor. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hutbede siz benim duyduklarımı duymuş olsaydınız az güler çok ağlardınız deyince sahabe buna duyarsız kalmıyor. Hemen başlıyor ağlamaya. Müslüman hali böyledir kardeşler. Müslüman Allah'ın kitabını duyduğu zaman buna ne yapmaz? Buna duyarsız kalmaz. İbni Ömer radıyallahu anh şu ayeti okumuş. Ravi öyle anlatıyor. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün herkes Rabbinin huzurunda ayaktadır. Bu ayeti okumuş ve ağlamaya başlamış. Okumuş, ağlamaya başlamış. Okumuş, ağlamaya başlamış. Daha ötesine gidememiş. Niye? Çünkü İbni Ömer tefekkür ediyor. O an kendini Rabbinin huzurunda bir düşünsene. Düşünsene. Allah Azze ve Celle zaten bu ayeti ve bu ayetleri bize tefekkür edelim diye indirmiş ve bize nasihat ediyor. Yine kendisi Süfyan-ı Sevri Fatiha suresini ya. Fatiha suresini. Bizim her gün okuduğumuz Fatiha suresini okur. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Ayetini okur, 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 okur. Ve ne yapardı? Ve o ayeti tekrar başa alırdı. Okur, 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 tekrar başa alırdı. Okur, 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 tekrar başa alırdı. Ve o ayeti bitiremezdi. Sebebi ne kardeşler? Çünkü sebebi ayetin üzerinde tefekkür eder ve çokça düşünürdü. İşte bizim de bu ayda evet çokça Kur'an okumamız lazım. Ancak düşünüp tefekkür ederek Kur'an okumamız lazım. Ta ki manasını anlayabilelim. Üçüncüsü kardeşler, Ramazan ayında yapılması gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi namazdır. Namazdır. Ama buradaki kasıt gece namazıdır. Farz namazlarına tabii ki ayrı bir önem göstermemiz lazım. Farz namazlarımızı zamanında kılmamız lazım. Bu başkadır. Tadil erkama uymamız lazım. Bunlar evet önemlidir. Ancak şuna dikkat etmemiz lazım ki burada kastedilen gece namazıdır. Gece namazı nedir kardeşler? Gece namazı salihlerin nişanesidir. Özelliğidir, sıfatıdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizden öncekilerin amelleridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hasta da olsa diyor Ayşe annemiz yine de gece namazını terk etmezdi. Oturarak kılardı, yine gece namazını kılardı. Sağlıklı olsa ayakları şişinceye kadar namazlarını eda ederdi. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bize der ki kânû kalîlen minel leyli mâ yahcaûn. Onlar ki geceleri çok az uyurlar. Ve bil eshâri hum yestagfirûn. Ve seher vakitleri de istiğfarda bulunurlar. Yani geceleri az uyumanın özelliği nedir kardeşler? Eşittir. Geceleri kıyamda, rukuda, secdede geçirirlerdi. Ramazan ayında buna önem vermemiz lazım. Yani gece namazına önem vermemiz lazım. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette der ki وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّادًا وَقِيَّامًا O insanlar ki, o kullar ki onlar Rablerine geceleri secdeyle, kıyamla ne yaparlar? Geçirirler. Yani geceleri sürekli kıyamda ve secdede ömürlerini tüketirler. Müslümanların özellikleri, sıfatları bundan ibarettir diyebilirim. Ömer radıyallahu anhu geceleri kalkar, gecenin ortasına kadar, sonuna kadar, az bir vakit kalıncaya kadar namaz kılar, sonra ehlini buna uyandırırdı. Hadi kalkın, kalkın derdi ve şunu söylerdi, kendin namaz kıl, onda sebat et. Ehline de onu emret ayetini onlara okurdu. Hadi kalkın derdi. Ve onları ne yaparlardı? Onları gece namazına teşvik ederdi diyebilirim. Yine
Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sözünde ey insanlar diyor, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık bağlarını gözetiniz, insanlar uykudayken gece namazı kılınız. Cennette ta ki esenlikle giresiniz der Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu şekilde nasihatta bulunur. En önemlisi ise kardeşler, Selefi Salih'in sıfatlarındandır dedik ya, Selefi Salih'in sıfatlarındandır. Mensur bin Mu'temir diye biri var. Kendisi geceleri damda uzun süre ayakta durur. Uzun süre. Bir gün komşusunun kızı diyor ki, küçük kız, ey babacığım diyor, o damdaki kütüğe ne oldu diyor. O da diyor ki, ey kızım, o diyor kütük değildi. Mansur diyor sabaha kadar namaz kılardı, ayakta dururdu. Sen onu kütük zannediyorsun. O aslında kütük değildi diyor. Bu neyi gösteriyor bize? Her gece gider gizli gizli namaz kılar. Çocuk da dama bakar. Bakar ki orada bir kütük var zanneder. Gündüz bakar kütük yok. İşte bu neyi gösteriyor? Bu salihlerin nişanesidir. Ve gerek Hasan-ı Basri olsun, gerek Süfyan-ı Sevri olsun, şayet siz buna muvaffak değilseniz, geceleri namaza kalkamıyorsanız, gece namazı kılamıyorsanız, işledikleriniz günahlardan dolayıdır. Veya günahlarınız sizi çepeçevre kuşatmıştır. Veya günahlarınız sizi kelepçelemiştir diyor. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle bizi bu ibadeti hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Dördüncüsü ise kardeşler, infak etmektir. Bu ibadeti yerine getirmektir. Yani Ramazan ayında bu ibadeti yerine getirmek faziletlidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam, sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir diyor aleyhissalatü vesselam. Tabi buna şunu da katabiliriz. Yani sadakadan kasıt sadece mal, mülk, para değil. Yemek yedirmeniz de bu baptan değerlendirilebilir. Ama yemeğinizi kime yedirin? İhtiyaç sahiplerine yedirin. Her gün gördüğün adama, zengin adamı iftarına çağırıp da zamanlarını veya hayrını buna harcama. İmkan varsa ihtiyaç sahibine, imkan varsa Müslüman olup ihtiyaç sahibine, yoksa davet edebileceğin, ısınabileceğin bir kardeşine yap bunu. Yemek yedireceksen ona yemek yedir. Gurbette olan Müslümanları çağır. Adam sıcak yemek bulamıyor. Belki senin sayende boğazından sıcak yemek geçecek. Onu davet et. Gidip sürekli görüştüğün adamı davet etme. Böyle yapma. Yine sadaka vereceksen ne yap? Bu ayda bol bol yap diyebiliriz. Çünkü sahabe bu ayda da, normal ayda da bol bol sadaka verirlerdi. Evet. 5. İmkan varsa kişinin itikaf yapması. Biliyorsunuz kardeşler, biz Müslümanlar darül küfürde gariban hükmündeyiz. Yani garibiz. Gerçekten garibiz. Neden? Biz Müslümanların meşru olan bir mescidi yok. Meşru olan bir mescidi yok. Şayet Müslümanların meşru bir mescidi varsa, meşru dediğim mescid-i dirar olmamak şartıyla, gider orada ne yapar? Orada itikafa girerler. İbadetlerini orada eda ederler. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerse bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerindendir. Ve bunda da büyük bir ecir vardır. Ramazan ayında mutlaka yapılması gereken ibadetlerdendir. Ama bunlar nedir? İmkan dahilinde. Yoksa böyle bir mescidin ne yaparsın? Evinde o ibadetlerini eda edersin diyebiliriz. Altıncısı, Kadir gecesini araştırmak. İşte bu ayda yapılması gereken en büyük ibadetlerden bir tanesi Kadir gecesini araştırmaktır. Çünkü bu ay o kadar önemli bir aydır ki kardeşler, Allah Azze ve Celle der ki inna enzelnahu fi leyletil kadir. İşte biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik der. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Kadir gecesini ne olduğunu nereden bileceksin, ne bileceksin diyerek ve der ki en önemli noktalardan bir tanesi burasıdır mesela. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. İşte o öyle bir aydır ki, o öyle bir aydır ki bin aydan daha hayırlıdır. Yaptığın, hani kovaladığın ecir nasıl kazanırım, nasıl kazanırım? Hani ecir avcısısın ya, al sana ecir. Bin aydan daha hayırlıdır diyebiliriz. Ve der ki tenezzelul melaikatu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Ve o gün, yani o Kadir gecesinin günü, ruh, melek birçok iş için yeryüzüne iner diyor Allah Azze ve Celle. Ve der ki selamun,
hiye hatta metla'il fecir. Fecir doğuncaya kadar hep selamdır, esenliktir, güzelliktir ve hoştur der. İşte bu ayı arayacaksın. Bu ayı bulacaksın. Bu ayı bulmak için mücadele edeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden bir tanesi de budur. Onun için buna muvafık olursak, tevafuk gelirsek ne yapalım diyor Ayşe annemiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki şayet ona tevafuk gelirseniz şu duayı edin. Allahümme inneke afun, kerimun, tuhibbul afve fe'fu anni. De ki ya Rabbim muhakkak ki sen afusun, sen kerimsin, affetmeyi seversin, beni affet. Böyle dua edin diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla sizden biri bunu hissederse, bunun böyle olduğunu anladığını düşünürse bu duayı bolca yapsın. Bolca yapsın diyor. Yedincisi ise kardeşler çok samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde dua etmek. Burası çok önemli. İyi dinleyin kardeşler. Bak bu ay çok önemli bir aydır. Dedik ya öbür aylardan farklıdır. Nasıl dua edelim? Biraz önce bir tane duayı anlattık. Kardeşler amellerin size kolaylaşması için dua edin. Ya Rabbim bana gece namazını kolaylaştır. Bana orucu kolaylaştır. Bana infak etmeyi kolaylaştır diye dua edin Rabbinize. Başka ne deyin? Ya Rabbim yeryüzünde, dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde nerede bir Müslüman esir varsa onu kurtar diye dua edin. Nerede mustazaf ve Rabbine ya Rabbim bize yardım et diye nidada bulunan, dua eden kimseler varsa onlar için dua edin. İşte tam vaktidir kardeşler. Ve hasta Müslümanlar için dua edin. Kimsesizler için dua edin. Bununla beraber kul için en büyük silah duadır. Ve tam zamanındasın, bunu kaçırma. Tam zamanındasın, bunu yerine getir. Çünkü bu ay öyle hayırlı bir aydır ki kardeşler, bu ayda biliyorsunuz Bedir zaferi gerçekleşti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, kafirlere galip geldi. Bedir zaferi o zaman gerçekleşti. Mekke'nin fethi o zaman gerçekleşti. Yine Kadisiye Savaşı zaferi o zaman gerçekleşti. Kudüs'ün fethi o zaman gerçekleşti. Endülüs'ün fethi o zaman gerçekleşti. Yani ila ahiri zikredebileceğimiz onlarca zafer o zaman gerçekleşti. Peki neden o zaman gerçekleşti diye bir soru sorulacak olursa bu Müslümanların o ayda çokça dua etmelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Allah Azze ve Celle'nin hayrını o zaman indirmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ama biz bu ay dua edelim ki Allah Azze ve Celle bizden öncekilerine verdiğini bize de versin. Daha zikredebileceğim o ayda yapılmış o kadar çok zafer var ki İslam ordusunun gerçekleştirdiği çok var yani. Ama ben belli olanlarını söyledim sadece. Ve yine kardeşler bu ay öyle bir dua edelim ki Allah için ihlaslı bir şekilde. Size bu konu hakkında bir örnek vermek istiyorum. Allah için bunu iyi dinleyin. İbn-i Recep ve başkaları bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki bir gün Mekke'de abid bir adam vardı. Ve kendisine gelen yardım kesildi ve ihtiyaç sahibi oldu. Yani fakirleşti. Bir gün Mekke sokaklarında gezerken ayağına bir şey takıldı. Bir baktı ki bir tane gerdanlık. Gerdanlığı aldı. Hem sevindi, günlerce yemek yememiş. İçmemiş. Yani acaba ben bununla karnımı doyurabilecek miyim diye düşünüyor. Tabii Harem-i Şerif'e gidiyor. Bakıyor ki orada gerdanlığını kaybeden şahıs birileriyle konuşuyor. Yanına gidiyor. Diyor ki gerdanlığın nasıl bir gerdanlıktı? Onun tarif etmesini istiyor. O şahıs tarif edince diyor ki evet bu gerdanlık senindir diyor. Ve gerdanlığı adama geri veriyor. Ama abid olan şahıs adamdan en azından bir şeyler bekliyor. Hani karnını doyurabilecek bir şeyler bekliyor. Tabii bu adam ona hiçbir şey vermiyor. Zırnık bile vermiyor. Ve çekip gidiyor. O da elini açıyor. Ya Rabbim diyor. Vallahi ben bu gerdanlığı senin rızan için verdim. Sen bana daha hayırlısını ver. Diyor. Ve abid olan şahıs denize gidiyor. Bir kayığa biniyor. Ta ki Allah Azze ve Celle onu nereye götürürse. Ve tabii sel oluyor. Kayığı ortadan ikiye ayrılıyor. Bir tahtaya tutunup rüzgar onu bir adaya savuruyor.
adaya çıkıyor, bakıyor ki ezan okunuyor. Cami var, mescit var. Giriyor mescitte, insanlar namaz kılıyor. Namazını kılıyor. Sonra köşeye çekilip bakıyor ki Kur'an var. Musaf'ı alıyor, Kur'an okumaya başlıyor bu şahıs. Kur'an okumaya başlayınca insanlar bunun Kur'an okuduğunu görünce diyorlar ki sen Kur'an okumayı biliyor musun? Diyor ki evet ben Kur'an okumayı biliyorum. O zaman bir bedel karşılığında çocuklarımıza Kur'an öğretir misin? Diyor ki öğretirim diyor. Zaten dünden razı. Bakıyor ki bu adam yazı da yazıyor. Ya diyor sen yazı yazmayı da mı biliyorsun? Evet diyor yazı yazmayı da biliyorum. E çocuklarımıza bir bedel karşılığında yazı yazmayı da öğretir misin? Evet diyor öğretirim diyor. Tabii adam çok seviniyor. Daha düne kadar karnının açlığından nereye gideceğini bilmeyen şahıs bir anda hemen iş sahibi oldu. Allah Azze ve Celle ona rızık verdi. Tabii bitmiyor kardeşler. Bir müddet geçiyor. Kasaba halkı adama diyor ki sen diyor evli misin? Hayır bekarım. Seni bir yetim kız var. Onunla evlendirmemizi ister misin? Yakın zamanda babası öldü. Diyor ki isterim diyor. Tabii abid olan şahısla bu kızı evlendiriyorlar. Evlendiriyorlar. Allah Azze ve Celle'nin rızkı bol bol artık gelmiş ona. Ama bitmiyor. Dikkat edin. Kadınla evleniyor. Her şey bitiyor. Tam zifafa girecekleri gün kadının yüzünü bir açıyor ki kadının boynunda Mekke'de bulduğu gerdanlık. Kadına soruyor. Bu gerdanlığın hikayesini bana anlatır mısın diyor. O da diyor ki tamam anlatırım diyor. Bu gerdanlık benimdi diyor. Sonra diyor babam onu Mekke'de kaybetti. Sonra salih bir adam onu bulmuş, babama geri vermiş. Babam da onu aldı geldi ve secdede ağlayarak dedi ki ya Rabbim, ya Rabbim kızımı böyle salih bir adamla evlendir diye dua etti diyor. Ve diyor Allah Azze ve Celle seni benim karşıma çıkardı diyor. Adam da ne diyor? Diyor ki işte ben o babanın dua ettiği şahısım diyor. Allah Azze ve Celle'ye dua ettim. Dedim ki ya Rabbim bana daha hayırlısını nasip et. Allah Azze ve Celle hem gerdanlığı bana geri getirdi hem de onunla beraber beni evlendirdi ve beni bu kadar mal mülk sahibi kıldı. Neyi anlatıyor kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin ona daha hayırlısını verdiğini gösteriyor. Bu olayda birçok hikmet var ama en büyük hikmetlerden bir tanesi nedir? Samimi dua. Samimi dua. Allah Azze ve Celle'den samimi bir şekilde istersek, gönülden istersek, haramlardan uzak durursak Allah Azze ve Celle bize daha hayırlısını verecektir. Daha hayırlısını verecektir. Bunu unutmamamız lazım. Evet. Onun için bu kıssayı vermemin sebeplerinden bir tanesi budur. Dokuzuncusu ise kardeşler, burada istiğfarda bulunmak. Yani bu ay dedik ya dua ayıdır ve bununla beraber istiğfar ayıdır. Bol bol istiğfar edeceğiz. Dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bir peygamber ki bir rivayette 70, bir rivayette 100 kere Rabbinden istiğfarda bulunuyordu. Ey insan, ey kul, ey gaflette olan insan, sen istiğfarda bulunmayacak mısın? وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar ki seher vakitlerinde çokça Rablerine istiğfarda bulunuyorlardı diye Allah Azze ve Celle Müslümanların özelliklerini bize zikrediyor. İbn-i Teymiye diyor ki ne zaman ki bir iş bana kapalı gelse, meseleyi anlamasam 1000 veya daha fazla veya daha az istiğfarda bulunurum. Sonra bakarım ki o iş bana açığa çıkmıştır. Kardeşler bir meseleyi anlayamıyorsak, bir meseleyi aklımız almıyorsa, zekamız almıyorsa unutmayın ki en önemli sebeplerinden bir tanesi günahlarımızdır. Günahlarımızdır. Bolca istiğfar edersek Allah Azze ve Celle bize o kapıları açacaktır. Yapamadığımız işleri yapmamıza vesile olacaktır. Onun için İbn-i Teymiye böyle diyor. Yine Hasan-ı Basri der ki evlerinizde, sofralarınızda, yollarınızda, sokaklarınızda nerede olursanız olun meclislerinizde istiğfarlarınızı çoğaltınız. Çünkü size mağfiretin ne zaman ineceğini bilemezsiniz. Yani her halinde Allah'a istiğfarda bulun ki sen Allah Azze ve Celle'nin seni ne zaman bağışlayacağını bilemezsin. Bilemezsin. Onun için dilini sürekli estağfirullah ve etubu ileyh diye ve benzeri istiğfar çeşitleriyle ıslat. Kuru tutma. Sürekli bununla ne yap? Sürekli bununla
yapmaya gayret et diyebiliriz. Ama bu istiğfar ve biraz önce zikrettiğimiz meselelerin hepsi, bunlar gizli olacak kardeşler. Bunlar gizli olacak. Amelin en hayırlısı gizli olanıdır. Gizli olanıdır. Sen insanlara gösteriş olsun diye bu amelleri yaparsan, kıyamet günü Allah Azze ve Celle bunları yüzüne vurur. Evet, anlattık ama bir de işin bu kısmı var. Gizli olacak. Seleften bazıları şunu naklediyor. Diyor ki Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh şöyle der. Öyle kimselere yetiştim ki onlardan birinin başı hanımıyla aynı yastıkta olduğu halde yanağının altında yastık gözyaşlarıyla ıslanırdı. Hanımı bunun farkına bile varmazdı. Yani adam yastıkta ağlıyor hüngür hüngül Rabbinin korkusundan, zikirden, ama hanımı bile bunun bilincinde, haberinde değil, çünkü gizliyor. Gizliyor. Açığa çıkartmak istersen çıkartırsın. Ama çıkartmak istemezsen çıkartmazsın. Yine öyle kimselere yetiştim ki diyor, onlardan herhangi birisi safta namaza durur, gözyaşları yanaklarına akar, fakat yanı başındaki bile bunun farkına varmazdı. Heyhat heyhat, şimdikilere bak. Gözünden bir damla yaş geldi diye yıllarca bunun reklamını yapıyorlar. Heyhat heyhat. Nereden nereye? Sahabeye bakalım, bir de buraya bakalım kardeşler. Vallahi gerçek olan budur. Sahih olan budur. Gizli olmasıdır. Amelin gizli olmasıdır. İlahi birçok örnek verilebilir. Onuncusu ise kardeşler, sabah ve akşam zikirlerine önem vereceğiz. Sabah ve akşam zikirlerine önem vereceğiz. Bunu sürekli yapmamız lazım. Ama bu ayda kendimize alışkanlık haline getirelim. Kendimize alışkanlık haline getirelim. Özellikle farz namazlardan sonra zikirlerimizi yerine getirelim. Ve sabah namazından sonra yine zikirlerimizi yerine getirelim. Akşam namazından önce zikirlerimizi yerine getirelim. Vallahi sabah akşam zikirlerinin faydasını bilmiş olsaydınız, vallahi de billahi de o zikirleri hiçbir zaman terk etmezdiniz. Hiçbir zaman. Yani her birimiz bu konuda gafletteyiz. Allah bizi affetsin. Allah bizim hatalarımızı gidersin. Ama gerçekten sabah akşam zikirlerini yapan bir adamın hastalanmasına şaşarım. Şaşarım yani. Ne alaka diyebilirsiniz ama gerçekten şaşarım. Gaflete düşmesine şaşarım. Meseleleri anlamayışına şaşarım. Şaşarım. Ama maalesef şeytan bizi bununla ne yapıyor? Oyalıyor ve biz sabah akşam zikirlerimizi terk ediyoruz. Hatta farz namazından sonraki zikirlerimizi de terk ediyoruz. Bu konuda dikkat edelim. Sonuncusu, bu anlattığım bütün ibadetlerle meşgul olurken bizi bir şeyler kandırabilir. Şeytan gelip bizi boş şeylerle oyalayabilir. Yani biz boş şeylerle meşgul olmamamız lazım. Filmlerle, dizilerle, oyunlarla, dediğim gibi panayır ayına çevirmememiz lazım. Çünkü Müslümanın boş vakti olmaz. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Müslümanın güzelliğindendir ki o boş işleri terk etmesidir. Yani sen İslam'ını güzelleştirmek istiyorsan boş işleri terk edeceksin. Terk etmediğin sürece bu devam edecek. Peki terk etmesen ne olacak? Tehdit bir tane. Sadece zikrediyorum. Allah Azze ve Celle bu tehditte diyor ki, çünkü biliyorsunuz kardeşler, bu ay zikir ayı. Bu ay Allah Azze ve Celle'nin zikridir, nişanesidir, ayetidir, ayetlerindendir. Gerek kevni ayetlerindendir, gerek şer'i ayetlerindendir. Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Her kim Allah Azze ve Celle'nin zikrinden yüz çevirirse biz ona dar bir geçim veririz. Dar bir geçim. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَامَ. Ve onu kıyamet günü kör haşrederiz. Kör. Gözleri görmüyor. Ne diyor kul? قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَ. Ya Rabbim niçin beni kör haşrettin diyecek. Niçin? Ve devamında diyecek ki وَقَدْ كُنْتُ بَس۪يرًا. Çünkü ben dünyadayken görüyordum. Sen niye beni kör olarak haşrettin? Göremiyorum çünkü. Allah Azze ve Celle cevaben şunu söyleyecek. Diyecek ki قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَدْكَ آيَاتُنَ فَنَس۪يتَهَا. Çünkü sana ayetlerim geldi ve sen unuttun.
Sana ayetlerim geldi ve sen unuttun. Ve kezalike yevme tunsa. Bugün de sen unutulanlardansın. Nasıl ki ayetim geldi, Ramazan ayı geldi, bayramlarla, şenliklerle herkes haberini verdi ama sen Ramazan ayında gaflettesin, duymuyorsun, görmüyorsun, umursamazsın. Sen Allah Azze ve Celle'nin zikrinden yüz çevirirsen, kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin seni kör olarak haşretmesinden sakın, kork, kork, bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki وَكَذَٰلِكَ نَزِّي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى. Aşırı gidip Rabbinin ayetlerine inanmayanları da böylece cezalandırırız. Kuşkusuz ahiret azabı daha çetin ve daha kalıcıdır. Yani dünyada size verdiklerimiz hiçbir şeydir. Ahirette bu azap daha çetindir, daha kötüdür. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bizleri kör olarak haşredenlerden eylemesin. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bu ayetlerin bilincinde olan Müslümanlardan eylesin. Ya Rabbim, evet, bu senin vaadindi, bizi uyandırdın, bizi kaldırdın ve biz sana teslimiz diyenlerden eylesin. Eğer ki bizler kardeşler Allah Azze ve Celle'nin birçok ayeti var, gerek şer'i gerek kevni ayeti var, bunlardan göz göre göre bilinçli bir şekilde yüz çevirirsek işte düşeceğimiz durum budur. Maalesef bugün insanlar günde 5 vakit ezan okunmasına rağmen, kendi kendilerine hüccet-i ikame yapmalarına rağmen kafirler bunu unutuyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Kıyamet günü de Allah Azze ve Celle unutmaktan münezzeh olmasına rağmen amelin karşılığıyla ne yapacaktır? Onlara muamele edecektir. O da onları unutacaktır. Allah muhafaza, Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bu anlattıklarımızı da amel edenlerden eylesin inşallah. Ramazan ayını bütün Müslümanlara hayır, bolluk ve istiğfar ayı olarak eylesin inşallah. Yeryüzünün doğusunda, batısında tüm esirleri esaretten kurtarsın. Bütün hastalara Allah Azze ve Celle şifa versin. Bütün sıkıntılı olan Müslümanların sıkıntılarını gidersin diyelim. Ve ilim isteyip de ilim okuyamayan Müslüman kardeşlerin de zihnini açsın. Onlara bu konuda yardım etsin diyelim. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.